Enteresan gelişmeler var. Tabi Hizbullah'ın bütün yönetim kadrosu neredeyse ortadan kaldırıldı. Bir kere ilk soru şu. Hizbullah'a bundan sonra ne olacak? Hizbullah ne yapacak hocam? Şimdi bunlar tabi şey ahiret suali gibi. <laughs> ee, ve öyle kolayca cevap verilecek sorular değil. Yok, yani, sizde vardır hocam bir cevabı vardır sizde. <laughs> Yani insan sınıfta da kalabilir. Bunları anlayabilmek için ve belki doğruya en yakın cevapları verebilmek için yakın tarihe bakmak lazım ne oldu diye. Yani Hizbullah'la İsrail arasındaki bu tür çatışmalarda, mücadelelerde kim geri adım attı, nasıl oldu bunları ele aldığımızda yani aslında tarih bize bu alanlarda hem bir matematik, e, rolü verir, e, kolaylığı sağlar. Hem de bir fizik laboratuvarı gibi olayları bir e, süzgeçten geçirmemizi ve sonuçlar çıkarmamıza yardımcı olur. Şimdi buradan baktığımda ben e, Hizbullah'ın öyle kolayca e, ortadan kaldırılabilecek bir örgüt olmadığı kanaatindeyim. Sebebine gelince Hizbullah'ı ortaya çıkaran sebepler İsrail'in işgalci politikaları. O politikalardan İsrail kökten vazgeçip yepyeni bir, bir çizgiye dönmez ve özellikle bir işler, işlevsel hayatiyeti olan bir Filistin <laughs> devleti konusunda uzlaşmaya varmaz ise bunun altyapısı devam eder. Yani nasıl devam eder? Bunları ayrıca göreceğiz. Örneğin size şu şeyi söyleyeyim. Şimdi İsrail zaman zaman diyor ya Hamas bir terör örgütü bilmem ne. Mesela Oslo barış süreci sabote edilmeseydi bu İsrail'deki aşırılar tarafından ve iki devletli çözüm hayata geçirilseydi gerçek manada, Hamas kurulacak olan, kurulmuş olan çoktan Filistin devletinin siyasi marjinlerindeki bir siyasi hareket olacaktı. Ama öyle olmayınca Hamas büyüdü de büyüdü. Çünkü niye büyüyor? Ya kardeşim bu İsraille böyle anlaşılmaz uzlaşılmaz bununla mücadele edilir, bunun başka çaresi yoktur diyen gruplar ön plana çıkıyor. Çünkü diğer öteki biz bu İsraille anlaştık uzlaştık iki devlete gidiyoruz şöyle olacak böyle olacak diyenler kaybediyor. Mesela yıllar önce ben e, özellikle Kosova'daki Sırp Arnavut mücadelesinde de bunu görmüştüm. Böyle daha barışçı bir çözümden yana olan Kosova Demokrat, Demokratik Ligi belli bir süre sonra toplum üzerindeki kontrolü kaybetti. Çünkü daha yani mutlaka mücadele etmemiz lazım, sokağa inmemiz lazım, elimize silah almamız lazım diyen Kosova Kurtuluş Ordusu grubuna doğru gençlerin büyük oranda kayması başladı ve onun sonunda çatışmalar vesaire. Şimdi burada da böyle bir durum var. Şimdi bugüne kadar Hizbullah'la İsrail arasındaki bu tür çatışmalarda Hizbullah belki de hiçbir Arap, belki de değil, kesinlikle hiçbir Arap ordusunun elde edemediği başarılara imza attı. Nedir bu? Her defasında İsrail'i geri çekilmeye zorladı. Şimdi İsrail şey Hizbullah pardon askeri olarak ileri harekat yapabilen bir örgüt olma özelliği göstermedi bugüne kadar. Yani İleriye doğru, İsrail topraklarına doğru bir harekat yapsın, oralarda bazı bölgeleri işgal etsin ya da ele geçirsin ve elinde tutsun. Böyle bir gücü yok. Çünkü zaten hava desteği olmadan bunu yapabilmesi mümkün değil. Ama şunu çok iyi yapıyor. Özellikle İsrail kara savaşıyla Lübnan'a girdiği zaman kara savaşındaki ustalığını ve tecrübesini konuşturuyor. En son 2006 yılındaki çatışmalarda İzbullah İsrail'e çok ağır darbeler vurdu. Çok sayıda tankını tahrip etti. Çok sayıda askerini öldürdü. Çok sayıda askerini esir aldı. Hizbul, e, İsrail helikopterleri operasyon yapamaz hale geldiler. E, İsrail en az bir savaş gemisi ve belki de birkaç savaş uçağı kaybetti. Savaş uçakları Lübnan tarafına düşmedi. Ne oldukları meçhul yani. E, ama bunların hepsi yaşandı ve sonuçta İsrail e, adeta süklüm püklüm geri çekilmek zorunda kaldı o zaman. Şimdi o zaman mesela Hizbullah'ın füze kapasitesi çok sınırlıydı. Ancak e, şeyin e, İsrail'in kuzey bölgelerinde yakın yerleşim yerlerine füze fırlatabiliyordu. Çatışmanın ilerleyen noktalarında e, birkaç kere de Tel Aviv'e füze fırlattılar. Zaten Tel Aviv'e füze fırlatmalarıyla birlikte İsrail geri adım atıp çekilmişti. Şimdi ise 2006'ya göre Hizbullah askeri olarak kapasitesini çok çok daha genişletmiş durumda. Pek tabii ki İsrail'in elinde de daha ileri model silahlar var vesaire. Ayrıca politik askeri durum itibariyle de baktığımda mesela Hamas Hizbullahlaştı yıllar içinde ve Hizbullah tarzı bir mücadeleye girişiyor. Yani bu şu demek değil. Hamas'la Hizbullah aynı derecede askeri olarak güçlü katiyen. Yani aralarında katbe dağlar var desek yeri vardır. Öte yandan e, ve Hamas bitirilmiş durumda değil. Mesela bu Nasrallah'ın hemen öldürülmesinden önceki günlerde başlayan karşılıklı misillemelerde Hamas da elinde o 7 Ekim'den bu yana hiç kullanmadığı tipten füzelerini kullanmaya başlamıştı İsrail'e karşı. Bu arada Ensarullah hareketinin elindeki bu hipersonik füzeleri hiç e, küçümsememek lazım. 2000 küsur kilometreden gayet etkili nokta atışları yapabiliyorlar. ...hipersonik füzeler olduğu için de batılı hava savunma sistemleri genellikle tutamıyor bu füzeleri. Şimdi mesela Nasrallah'ın öldürülmesinin İzmullah tarafından kabulünden 5-6 saat sonra... ...İzmullah'ın ilk karşılık vermeye başladığına dair epeyce şey okudum. Şimdi buradan şuraya geliyorum. Yani yeni bir mücadele burada şu... İsrail daha doğrusu soru şu. İsrail bir kara harekatına girişebilecek mi? Buna gerek var mı? Sonucun buna olmuyor. belki bunu Buna buna İsrail için gerek var mı? Bu, gerek duyar mı buna? Ne oldu ben? Vallahi bence var. Ben yani karayı kontrol etmeden sadece hava bombardımanı ile bu işler pek kolay kolay olmuyor. 2006'da da havadan o kadar çok bombardıman yapmıştı ki İsrail yoğun bombardıman o bombardıman yani 33 gün süren o çatışmanın ee, başlangıcında herkes demişti ki ya ne Hizbullah kardeşim burada canlı bir şey kalmadı. Herhalde börtü böcek de kalmadı bu e, yıkıntıların içinde falan diye. Fakat kara savaşı başladığı andan itibaren e, Hizbullah hakikaten e, güçlü tarafını gösterme fırsatı Hocam... bulmuştu.